Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda stok model seçimi üzerine biraz daha yoğunlaşacağız. Önceki derslerimizde box seçimini yapıp x, y ve z eksenlerinde mesafe bilgileri tanımlamıştık. Bu mesafe bilgileri iş parçamızın etrafına offset tanımlamamızı sağlamıştı. Bu dersimizde önceki derslerde değinmediğimiz diğer stok oluşturma yöntemlerini uygulamaya çalışacağız. Önceki dersleri takip ettiyseniz box komutu özelliğini nasıl kullandığımızı hatırlıyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi verdiğimiz bu mesafeler iş parçamıza bağlı ölçülerdir. Fakat bunun dışında iş parçamızdan bağımsız ölçüler de verebiliyoruz. Göründüğü gibi. Bunları siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Yine iş parçamızdan bağımsız bir stok geometrisi elde ettik. Bunun yanında parça profilini, yani bizim kontür olarak adlandığımız kısmı da kullanarak stok parça elde edebilirsiniz. Show butonuna basıp oluşturduğumuz katıyı da görebildik. Sıklıkla kullandığımı ifade ettiğim 3D model ile stok oluşturma yine kullanmanızı önerdiğim bir komuttur. Çok sık kullanmadığım fakat kullandığımda işime yarayan bir komut. Silindir ile stok parça oluşturma. Özellikle bu komut. Bazı zamanlar elinizde kötü ham madde bulunmuyor. Kütüğe yakın belli çaplarda ham maddeniz bulunabiliyor. Ve bu ham maddelerden prizmatik iş parçaları, yani istediğiniz iş parçasını oluşturabiliyorsunuz. Bu fırsatı da değerlendirin tabii. Hedef ve stok tanımlaması yapmanız simülasyon ekranında iş parçasını ve stok parçasını son durumunu görmenizi sağlayacaktır. Kullanmanızı öneririm.